Şimdi puandan önce yorumumu yapayım. Aynen. Tamam. Mahsuni abi dün bana söyledi ki mutfak dolaplarının içi benim için çok önemli dedi. Yok mu itizam? Ama ben yorum yapabilir miyim? Ne yap sen? Mutfak Seninki birbirine girmemiş. Kafama sefer tası düşecek hadi. Kadir Bey demişti ki mutfak dolaplarının içi benim için çok önemli. Mutfak dolaplarının bütün kapaklarını açtım. Hiçbirinde bulaşık yok. Bütün bulaşıklar bulaşık makinesinin içinde. Sen bu konuda iddialıysan o bulaşıkları neden dizemedin? Makine bitmedi. O benim sorumum değil. O zaman Zamanlamanı makine iyi çalışsaydı. yapacaktın. O da benim sorumum değil. Zamanlamanı Makine iyi. O zaman salondan başlamayacaktın abi. Sen yaşına güvenerek temizlik iddianı benim konuşturuyorsan yapım, işim konuşabilir miyim başladım. Abi? Sen konuşabilir miyim? Başla. Bir saniye bir anlatsana ona göre cevabını ilerleyeceksin ama abi. İçini bir döksün sana. Dur bir saniye. Konuşabilir miyim? Sonra sen dedin ki bana işte benim örümcek ağ takıntım var. Her yer örümcek ağ. Tamam. Olsun. Bütün mutfak olduğu gibi yağ. Aspiratör yağ. Bulaşık makinesini çekiyoruz. Altında bir yer var. Orası boydan boya kir. Benim bulaşık makinem yoktu. Benim evimde 5 tane kedi yaşıyordu. Benim oturma odama gelince oturma odamda buranın 3 katı büyüklüğünde ve alabildiğince bulaşık dolu, hep kirli. Çıkmayan yerde öbek öbek kirler vardı. Kadir sen de gördün onlara ne kadar uğraştığımızı. Senin evinde hiçbir şey yoktu. Senin bize kahve sözün vardı bir de üstüne. Ben buraya yok, girdiğimde... Yok sana kahve yapmayacağım. Su bile vereyim. Ama söz verdiğin zaman tutmanı istiyorum. Ya da tamam, tutamayacağın sözler verme. Tamam, kahve makinesini bulamadım adam. Çocukla kahve bir şey söyleyeceğim. Yok. Tutamayacağın sözler verme o zaman abi. Öyle geldi öyle de söyledim ama. Banyo fiyasko. Yapılmamış, temizlenmemiş. Mutfağın derzlerinin arası ovulmamış. Başka? Nasıl temizlik? Sen 30 yıllık böyle mi temizlik yapıyorsun? Böyle temizlik yapıyorum. İyi, kabul edersen yapmaya böyle. Yapmaya devam et. Evet. Ondan sonra şuna gelelim. Banyoda kurutmalık petek var. Üstünde iç çamaşırı kalmış. Bu benim için çok Aynen. büyük bir sorun. Klozet fırçalanmamış. Yerleri... Banyo yarım kaldı. Onu sana söyleyeyim. Hiç banyodan laf etme bana. Nasıl banyo edeyim? Yarım kaldı. Bitiremedi. Abi sen dün susmuyordun. O kadar... Farkında mısın? Ben sana dedim abicim sen de yarışacaksın. Bu kadar insafsız olma. Tamam. Ekme. Sonra da ama bitme. Ben sana insafsız oldun mu? İnsafsız çok hiç oldum. Hiç olmadım. Benim ama o evime sen güç verdin. Ama ben puanımı ne diye verdim sana? Hayır. Sen ben benim puanı o evime... ne diye verdim sana? Söyler misin? Mahsuni benim vicdanım abi. Bir senin haline verdi. Hayır. Yoksa ben sana 2 verecektim haberin. Tamam. Ama bir şey benim söyleyeceğim. Ben böyle tok gözlü biriyim. Tamam. Puan avcısı değilim. Hak etmişsem alırım. Sen de birazdan hak ettiğini tamam, alacaksın. Ben de hak ettiysem alırım kızım. Evet. Hak etmediyse hak benim etmedin hiç umurumda abi. Bile değil. Çok boş, altı boş olan şeyler söyledin. Bari o kadar iddialıydın, konuştursaydın iddianı. İddiamı konuşturmadım. Ben yaşlı, burası... yaşıma bu kadar geldi. Aa ama şeker yok. Şeker hastasıydım. Bu kadar düzeldim kızım. Yeter bunu, mi? Abiciğim bak bunlara gitme. Girmeyelim. İleri gitme beni yorma. Beni yorma. Yorumunu biraz... Ne verirsen ver, beni abi, yorma ya. Abi sakin olur musun? Yok ben sakinim. Sakin var, olur musun? Sonra senin yaptığını biraz, yapmıyorum biraz ben. Biraz volümü düşürelim. Tamam bak zaten ortalık sen gergin. Sen çok kükreyerek konuştun. Mutfak tamam. dolapları tamam. dedin. Nurhan çok çok teşekkürler. Yorumunu biraz toparlayalım. Puanını alalım senin de. Sakin ol Mahsun abi dur. Al Mahsun abiciğim.